Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Akü şarj kontrol cihazı ne işe yarar? Akülerinizi korur, alternatörünüzü korur, kanatları korur. Dolayısıyla bu olmazsa olmazlardan bir cihazdır. Yani rüzgar türbini varsa, su türbini varsa, akülü sistem kullanıyorsanız bu cihaz olmak zorunda. Size kısaca şöyle tarif edeyim. İlk önce cihazı aldığınızda artı ve eksiği bağlıyorsunuz. Tabi bu aynı zaman fren de olacak. Fren her zaman araba kullanır gibi emniyet almaktır. Artı eksiği bağladıktan sonra alternatörümüzden gelen, bunu rüzgar türbini veya su türbini olarak farz edelim, 3 tane kablomuz gelir. Buna 3 faz diyoruz gördüğünüz gibi. 3 fazı, bunların yerleri önemli değil. Buraya bağlıyoruz 3 fazı. Etiketlidir zaten. Ve aynı zamanda da kullanma kılavuzu ve askı aparatıyı da göndereceğim. Burada da anlattığım şekilde de yazmaktadır. Bunlar askı aparatlarıdır. Duvara veya panoya vidalayabilirsiniz. Vidalar da buradadır. Bunları da duvara asabilirsiniz. Bunlar böyle oynar şekilde vidalıdır. Şimdi tüm bağlantıları yaptıktan sonra bunu şarj bölümüne alıyoruz. Ve şimdi ben alternatörümüzü, bunu rüzgarda veya suda döndüğünü düşünelim. Bakın voltajımız hemen yükselmeye başladı ve fren yaptı. Şimdi 24.7'de şarja başlıyor. 28.5 voltta fren yapıyor. Şöyle karşıdan çekersem 28, bakın. Tabii çabuk bırakmasındaki sebep, bunlar çıkma aküler. Şu iki aküyü kullanıyorum. Çıkma ölü akü olduğu için durup kalkıyor. Bakın 26. 26.5. Yavaş yavaş şu anda şarj oluyor. 28.5 volta geldiğinde, şurada da yazdım, fren yaptırıyor. 26.6. Evet. Şimdi ben biraz hızlandırayım zamanı uzatmamak için. 27, 28, evet 28.1'i gördük. Tabii hızlı olduğu için fren yaptı. Fren yaptığı zaman şu ışık, kırmızı ışık şurada yeşil ışığa dönüşecek. Dikkat edin. Bakın yeşil ışık. Freni kendisi otomatik yapıyor. Şunlar da faz ışıklarımızdır. Şunu kapatırsam daha iyi görürsünüz. Faz 1, faz 2, faz 3. Şimdi örneğin şu kablonun bir tanesi şuradan fren yaptı. Örneğin şu kabloyu şey yapıyorum, çıkarıyorum. Bakın faz 3 ışığı şu anda yanmıyor. Tabii şu ışıktan göremiyorsunuz. Kapatıyorum. Bakın faz 3 ışığı yok. O zaman diyeceksiniz ki bu kablolarda, şu giden kabloları araştıracaksınız, bir hata var demektir. Bak taktığım zaman ışığımız yandı. Şimdi şuradan bir kablonun bir tanesini daha çıkarayım. Bakın faz 1. Yani bunu da taktığım zaman bakın ışık yandı. Bu da 3 fazın sağlıklı çalıştığını gösteren bir sistemdir. Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ise bunu devre dışı veya türbininizi korumak isterseniz şurada gördüğünüz fren bölümünü aldığınızda, bakın şöyle uzaktan göstereyim. Bakın fren yaptı ve bırakıyorum. Şuraya getirirseniz bu da yarım fren. Bu da bakın burada da durdurabiliyorsunuz. Bunu haberlerde veya devre dışı bırakmak için manuel koruma sistemi bu. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı çalışmaktadır. Rüzgar türbinlerinde ve su türbinlerinde 24 voltluk sistemler de kullanabilirsiniz. 30 amper, 40 amperlik güç olarak kumanda eder. Eğer su türbinde kullanacaksanız bunu özellikle belirtin. Buna rezistans bağlanacak yan tarafından. Rezistans işte, yani su türbinlerinde buna rezistans ilave edilecek. Açıklamamda da mevcuttur. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.